Selam genç arkadaşım, benim hocama hoş geldin. TYT fizik çalışmalarımızda elektrik akımının son çalışmasıyla birlikteyiz. Daha önce direnç kavramları, akım kavramlarını, üreteçlerin bağlanmasını öğrendik. Bu çalışmamızda ise akımın ısı etkisini, akımın güç etkisini ve aynı zamanda da lambaları birlikte işleyeceğiz. Ve böylece elektrik akımı kısmına veda edeceğiz. Sonra kim bizi bekliyor? Mıknatıslar diyeceğiz. Bu sefer komple elektriğe veda edeceğiz. Ondan sonra da tabii ki optik hayatına doğru yol almış olacağız. Şimdi yorum anlamında gerçekten de bizleri çok hoş soruların da beklediği bir video olacak. Akımın ısı etkisi öncelikle. Bakın aynı zamanda bu başlığı arkadaşlar akımın ısı malum biliyorsunuz ki enerjiyle alakalı olduğu için akımın enerjisi olarak da düşünebilirsiniz. Şimdi bazı elektrikli aletlerden biliyorsunuz ne yapıyoruz biz? Isı amaçlı olarak faydalanıyoruz. Örnek ütü var, soba, kettle değil mi? Isınma amaçlı kullanmadığımız şeyler de var. İşte bilgisayar, televizyon başka amaçlar için. Ama bilgisayarı da kullandığın zaman ne yapıyorsun? Mecburen ısındığını fark ediyorsun işte. O yüzden mesela fanlar sayısı artmaya başladı her geçen gün. Televizyona dokunuyorsun, orasına burasına bakıyorsun ısınmış. Yani olayın ayrıntısında ne var? Üzerinden akım geçen aletler ısınma gösteriyor. Yani bu olayın nedeni kim? Tabii ki direnç de hatırlayın. Direnç yardımıyla belki ısıyı kontrol altına alabiliyorsunuz ama ne yapıyor? Dirençlerin de en büyük özelliği ısıyı ortaya çıkartması. Örneğin bir ütüyü canlandıralım. Ne yapılıyor işte? Bir ütü dediğimiz bölge belli olsun diye. Direnci R olan bir ütüyü bir V potansiyeline bağladığımız zaman ne yapıyor? Burada bir I akım geçiyor. Ve ortaya çıkan T sürede, bakın burada süre başınıza bela olabilir. Niye? Ne kadar sürede bunu yaptın? Bu önemli işte. Ortaya bir ısı çıkacak. Şimdi bunu normalde bizim buluş şeklimiz biraz daha AYT'sel bir bilgiyle buluyoruz ama kabacası eğer bu işin mantığına göre demek buradan geçen akım büyükse, ne demiştim ben hatırlayın daha ilk elektrik akımda, akımın büyük olması ısıyı da büyüten bir etkidir. Ve bu arada elde ettiğiniz ısıyı bulmak isterseniz ısıyı W ile gösterebiliriz. Akım, dikkat edin burada tatlı bela bu. I kare çarpı R çarpı T'yi bildiğin anda diğerlerini türetebilirim. Ne gibi? I yerine V bölü R yazarsam. Bak o formül neydi? I kare R T'ydi değil mi? Şöyle. T de burada süre. I yerine yazıyorum. V kare bölü R kare çarpı R çarpı T oldu. Bak birer tane R giderse istersem aynı formülü V kare bölü R T. Hatta daha gene mesela ne yazabilirim? Yine aynı formülde diyelim. İ kare R yerine ne yazabilirdim? V bölü İ yazabilirdim. Çarpı T değil mi? Bak birer tane İ giderse İ ve T diye de türetebilirim. Burada dikkat edeceğiniz bir şey var. Normal şartlar altında bunun sonucu ne? Jül. Fakat kullandığınız zamanın birimine lütfen dikkat edin. Saniyedir. Çünkü hatırlatırım. Jül uluslararası enerji birimidir. Madem sen uluslararası enerji birimini kullanıyorsan bunu elde ederken kullanacağın zaman parçası da uluslararası olması lazım. Yani saniye, böyle saat veya dakika değil. Hadi bakalım. Bir su ısıtıcısı tasarlayan Nazım suyun içine koyduğu resistans teline V gerilimi uyguladığında suyun sıcaklığının zamanla arttığını görüyor. Aslında bildiğiniz kettle aslında kabaca bu. Direnci R olan bir resistans. Resistansın özelliği de nedir? Isıya çok enerjiyi ısıya dönüştürebilme kabiliyeti yüksek demek aslında. Ne oluyor? Buradan bir I akım ortaya çıkıyor ve ne oluyor? Bu arada bir ısı ortaya çıktı değil mi aslında? Şimdi diyor ki aynı sürede suyun sıcaklığının daha çok artmasını istiyor. Şimdi burada ne oldu? Çevreye bir ısı yayıldı W. Kime gitti bu? Suyu ısıtmaya gitti. Şimdi bak bu aslında ikinci bir konuyu daha kattı karşına. Bir maddenin sıcaklığını değiştirmek deyince aklınıza kim geliyordu? Isı eşittir M, C, delta, T idi hatırlarsanız. O zaman benim burada aslında bu suyun sıcaklığındaki delta T artışımız verdiğin ısıya, suyun kütlesine ya da işte sıvının cinsine. Ben bunun yerine ne yazıyorum işte? Kimden geldi bu? Resistanstan geldi. O zaman V bölü MC gibi bir şeyle bulmam lazım. Mantığını yürütmeye çalışıyoruz. Şimdi V gerilimi daha büyük olan üreteç. Şimdi başlayalım. Ne demiştik az önce de? Eğer çok lazım olursa, ince ayrıntı hesap duyarsanız o zaman bak I kare RT'yi değil mi? Hatırla demiştim. Sen buradaki V gerilimini arttırırsan akım büyüdü mü? Evet. Akım büyüdüğü için yayınlanan ısı büyür. Isı büyüdüğü için
sıcaklık daha çok artar. He. Ama şunu çok hızlı bir şekilde şöyle de diyebilirim. Akım arttı, ısı da arttı. Bitti. Olabilirdi. Diyor ki kapta bulunan su kütlesini azaltmak. Bak karşına işte niye bu kadar ayrıntı verdim bu. Kütleyi azaltırsan ne olacak? Delta T miktarı artacak. Suda bulunan restans teline özdeş bir teli restans teline paralel ve su içinde olacak şekilde. Yani sana diyor ki buraya da bir tane tel daha bağlı diyor. Ne oldu o zaman? Hatırlatırım. Buraya iyi akımı gidiyorsa buraya da iyi akımı gidecek değil mi? Paralel kollarda hiç fark etmiyordu. O zaman buradan V ısı yayılıyorsa buradan da V bir anda oldu olay hop 2V. İyi bir şey oldu mu? Evet bu da oldu. Dolayısıyla 1, 2, 3 ile ben bu işi yapabilirdim. Bir su ısıtıcısı yani kettle içine konulan suyun sıcaklığını arttırmak için elektrik enerjisini ısı enerjisine çeviren bir düzenektir. Az öncekinin mantığı. İçine konulan suyun kaynama derecesine getirme süresi. Bak suyu atıyorum kaç derecede aldık biz burada? 20 santigrat derecedeki suyu hop hedef işte yaşadığımız yere göre değişken ama 100 derece diyelim biz. 100 dereceye taşıyacağız. Ne yapacağız? Sıcaklığını değiştireceğiz. Nasıldı? Sıcaklık değişimi verdiğin ısıya suyun kütlesine tabii ki işte C. Tabii bu arada ilk sıcaklık da başımın. Bu ne kadar bir zamanda oldu diyelim ki bu bir T kadarlık bir sürede olacak. Değil mi? Şimdi diyor ki suyun ilk sıcaklığı sonucu etkiler. Evet etkiler de 20'den 100'e getirmen için 80 derece değişir. Buraya 80 yazman lazım. Ama sen bunu 40 dereceden başlasaydın daha kısa sürede getirecektin. O yüzden bu önemlidir. M'nin burada içeride bulunan suyun kütlesiydi değil mi arkadaşım? Su kütlesi çoksa onun sıcaklığını basit kettle'a azıcık su koyun hemen bir, belki 30 saniyede 1 dakikada ısıtacak. Doldur ağzına kadar 5 dakika sürsün. Önemli. Su ısıtıcısının direnci. İşte bak ısıyı kim veriyor buraya? Bu içerideki elektrik devresinde. Olay neydi? Hemen hatırlatırım. I kare RT gibi değil mi? Yani akım. Daha doğrusu burayı çok kaba düşün. Uyguladığın yani vırı etkileyen faktörleri aklına getir. Üreteç önemli. Akım değerli, direnç değerli. Yani bu elemanın içerisindeki direnç de sonucu değiştirebilir. Ve en önemli yerlerden bir tanesi. Akımın gücü. Biz bunu enerji ve hareket konusunda da görmüştük. Güç neydi? Bir işi kısa zamanda yapan yani ya da birim zamanda yapılan iş demiştik tanımı. Ama kural çok basitti. İşi kısa zamanda yapanlar güçlüydü. Ben ne anlattım orada da şunu anlatmışım. Mesela kettle'lar çok güçlüdür. Neye göre? Ocağın üstünde yarım saatte kaynatacağın şeyi sana 3 dakikada yapabiliyor. Güçlüsün işte. Kısa zamanda bu işi yapabiliyor. Başka ütü mesela gerçekten de güçlüdür. Yani bunlar niye işte çabuk ısınması lazım, o ısıyı koruması lazım vesaire bir sürü özellik var değil mi? Şimdi güç mekanikte tanımı yapıldığı gibi birim zamanda yapılan iş ya da bazen burada da lazım olacak. Harcanan enerjidir de. Elektrikli ev aleti güçlü ise çok enerji harcadığı anlamına da gelecek. Bak bunu unutmayın. Şimdi biz ne yapıyoruz? Tasarruflu ampuller kullanmaya çalışıyoruz. Eskiden şimdi anne babalarınız büyüklerinize sorun. Ne vardı giderdik 100 wattlık ampul aldırlardı. Şimdi bir gidiyoruz eve 8 wattlık ampul alıyoruz. Bak kaç kat büyük? 12,5 kat falan büyük değil mi? Öyle mi yapıyor? Tabii. Yani 12,5 kat fazla enerji tüketiyormuşuz biz o zaman ya. Bu ne oluyor şimdi? Bundan belki daha iyi ışık veriyor hem de. Hem iyi ışık veriyor hem de az enerji tüketiyor. Çok verimli işte. Verimlilik böyle bir şey. Az enerji tüketeceksin. Ne yapacaksın? İyi karşılık verebileceksin. Ne yapıyorsun? Araba yapıyorsun. Arabaları yaparken de ne yapıyorsun? Az enerji tüketsin. Yani benzin az tüketsin ama ne bileyim sürat de yapsın istiyorsun. İşte bunları bazen bir araya koymak çok büyük bir teknoloji istiyor olabilir tabii ki de. Mesela ne dedik? Bu su ısıtıcısı hikayesini ayırdık. Ve mantığa göre neydi? Güç, zamana karşı yapılan iş ya da zamana karşı harcanan enerji. Unutma burası jüldü, burası saniyede. Hala o zamandaki gibi güç hala watt. Ve günlük hayatımızda bakın işte ne var? Evimizdeki aletler bozulduğu zaman gidip yenisini almak zorunda kalabiliriz. Evlenenler olabilir aramızdan değil mi mesela? Olabilir de gençlerden hemen bir bakmış ki yaş büyümüş bir anda. Evlenme zamanınız geldi. Ne yapacaksın? Hop buzdolabı alacaksın. Hop karşına böyle bir gösterge çıkacak. Değil mi? İşte ne yapıyorsun? Bu gruptaki buzdolabını almaya kalktığın zaman diyor ki adam sana 15 bin lira. Bu gruba geçtiğin zaman oluyor 17. Buna bir geri geçiyorsun 35 bin lira. Tamam belki baştan parayı veriyorsun ama sonrasında rahat ediyorsun. Az enerji tüketiyor.
ne bileyim verimliliği yüksek aletleri. Verimliliği yüksek aletleri almanız sadece sizin bütçeniz değil, dünya anlamında da düşünürseniz arkadaşlar. Sonuçta ne yapıyorsun? Kullandığın enerji bir kaynağın harcanmasıdır. Bunu da kabaca düşünmemiz lazım hepimizin. O yüzden verimliliği yüksek aletler kullanmamız benim beyaz eşya bayime de beklerim. Reklam yapmış olduğum gibi. Değil, resmen ona döndük yani. Beklerim arkadaşlar. Yani yok tabii öyle bir şeyimiz yok. Şimdi evlerde kullanılan elektrik enerjisinin fiyatlandırılmasında elektrik sayaçlarından faydalanıyor. İşte böyle bir sayaç. Başımızın belası bu işte değil mi? Bunu ödüyoruz biz işte buna fatura. Buraya bir kilitliyor Avrupa'ya işte. Elektrik sayaçlarındaki elektrik enerjisinin birimi bak ÖSYM bunu benim tam birkaç kere falan sordu. Kural çok basit. Güç harcanan enerji bölü zamanda. O zaman enerjiyi bulurken ne yapıyoruz? Güç ile zamanı çarpacağız. Bak önce orijinalden başlayalım. Orijinal güç birimi neydi? Watt. Zaman neydi? Saniye. Watt çarpı saniye olması gerekiyor. Fakat bir sorun var. Adam geliyor ayda bir ödüyor. Yani okuyor onu değil mi? Ya ayda bir de saniyeye vurduğun zaman bir ay kaç saniye? Bir günü bile 86.400. İnanılmaz büyük sayılar okumak zorunda. O zaman biraz bu işi kolaylaştırmam lazım. Mesela bunu birazcık küçültmenin yolu. Şimdi hani 86.400 saniye yerine ne dersin? 24 saat falan demek. Daha kolay. Burada ne kullanıyoruz? Saat yani H. Wattlar da birleşiyor. Adama ne diyeceksin? 7500 watt mı dedin? Veya atıyorum 750 bin watt demektense 750 kilowatt demek var. İşte bunun yerine de kimi tercih ediyoruz? Kilowatt. O zaman meşhur birimimiz kilowatt saat. Açın faturaya bakın. Kilowatt saat cinsinden ödersiniz faturayı. Ve çarpıma. Kilowatt çarpı saat beraber. Ha, bu arada genel kültürel olarak da bak fatura ödemeye giden arkadaşlarım veya gelen faturalara evde bakın arada bir. Mesela doğalgaz için acaba hangi cinsten ödüyorsunuz mesela? Ne ödüyoruz acaba? Ne birimiyle alıyorsunuz? Yorumlara yazın lütfen ha bekliyorum cidden. Mesela suyu alıyoruz biz neyle satın alıyoruz? Tamam parayla satın alıyoruz da. Yani bir birim olmak zorunda. Bir şeye karşılık ödüyoruz biz bunları. Bakın bunları yazın yorumlara. Hem bilmeyen arkadaşlarım öğrensin. Hem de sayaçlara bakın bir görün bakalım neler varmış bu dünyada. Çok taze gelen bir soru tipi. Bir evde kullanılan aletlerin günlük kullanım süresi ve güçleri verilmiş. Bak süre T. Burada da güç power. Diyor ki hangi aletin harcadığı elektrik enerjisi en çok? Neydi? Güç harcanan enerji yapılan iş bölü zamansa ben enerjiyi bulacaksam güçlerle zamanı çarpacağım. Çarp bak. Hiç bak birim ya hocam kilowatt saat demiştim. Adam onu sormuyor ki sana boşver çarp. 8 çarpı 400 kaç yaptı? 3200 değil mi? 200 çarpı 12 2400 mi yapıyor? 210 2000 2400. 300 çarpı 10 3000 değil mi? Devam ediyorum. 4 kere ne yaptı? 4800. 1500 çarpı 6 9000 maşallah. O zaman hangisi en çok enerji tüketti? Cevap basit. 9000 yani soba. Şimdi biraz bu işi faturaya da dönüştürmeyi öğrenin. Bir ekmek fırını gücü 6000 watt olan fırın ile günde 5 saat ekmek pişiriyorlar. Elektrik enerjisinin kilowatt saati 20 kuruştur. Buna göre bir haftada fatura kaç TL olur? Şimdi ben neyi bulmam lazım? Gücü biliyorum, zamanı biliyorsam harcadığı enerjiyi bulmam lazım. Enerjiyi nasıl buluyordum? Günlük harcadığı enerjiyi bulmak istiyorsam güç çarpı zaman. Hadi bulalım bakalım. Şimdi uyan. Burada sana bir kıyak geçmişim. Elektrik enerjisinin kilowatt saati diyor. Oo, o zaman diyor ki kilowatta ve saate çevir. Ama burası watt. Hemen uyanıyor. 6 kilowatt değil mi? O zaman bu arkadaşın gücü 6 kilowatt. Günde ne kadar çalışıyor? 5 saat çarptım. Bak ne oldu? 30. Birimleri de çarpıyorum. Kilowatt saat oldu. Ne kadar? Bir günde değil mi arkadaşım? He. Sonra diyor ki kilowatt saati 20 kuruşsa yani bunu ne yaparım? 20 kuruş demek 0.2 TL demektir. TL'ye çeviriyorum. Zaten ne cinsten istiyor? Kaç TL? Birer tane sıfır atarsak günlük kaç lira yaptı? 6 TL fatura sadece burası. He. Diyor ki sana bir haftada. E sen bir günde zaten 6 TL'ysen. Bir haftada malum 7 gün. O zaman 42 TL'lik bir faturaya ilave yaptırıyor sana.
Çok kıymetli bir soru. Verdiğim bilgiyi ÖSYM maalesef daha önce vermeden sordu. Ama ben kıyamadım size o yüzden. Bir evde kullanılan tüm elektrikli aletler birbirine paralel bağlıdır. Bunu daha önce de söyledim. Bu da 220 volt istiyor, o da 220 istiyor, klima da 220 istiyor, bu tahta da... Ya nasıl bağlayacaksın? Herkesin 220'den faydalanabilmesi için de paralel bağlanması lazım. Mesela ne var evde? Ve burada bir şey demişim sana. Gücü P olan bir alet V potansiyeli altında çalıştığında çektiği akım iyi oluyormuş. Ve buradan aslında biz biliyoruz. Harcayan enerji neydi hatırla? Birkaç tane formül yazmış. Mesela IVT bir tanesiydi. Güç de enerji bölü zaman olduğuna göre bunu ispat etmeyi anlatıyorum şu anda. IVT bölü T'den IV ile bulabiliyorum. O zaman buradan akımı çekersen akım ne oluyormuş? Aletin gücünü kullandığı voltaja bölmem demekmiş. Bak bunları ben sana anlatmışım zaten burada. Şimdi diyor ki 220 volt potansiyel altında çalışan, yani evde Türkiye'de biliyorsunuz ortalama değer 220 volt bizim için. Sobanın çalıştığı bir evde. O zaman başlıyorum. Televizyondan geçen akımı ben bulabilirim. Gücü 440. Kaç voltla çalışıyordu? 220. O zaman televizyonun çektiği akım 2 amper. Ütü yazalım. İyi ütü. Kaçmış gücü? 1100 güç var. 220 voltla çalıştığına göre 5 amper. Başka soba. İyi soba. 2200 gücü varmış. 220 voltla çalıştığına göre kaç akım geçti? 10 amper. Ne dedim? Bir evde bu kolda televizyon. Başka bir kolda ütü. Başka bir kolda soba var. Ve bunların hepsi ne? Paraleldir. Ve sen bana şunu söylemiş oldun şimdi. Diyorsun ki televizyona gelen akım 2 amper. Ütüye gelen 5. Buraya gelen 10. O zaman buradan gelen akım da kimden geçiyor? Sigortadan geçiyor. O zaman buraya 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 geçen akımın toplamı 17 amper. İşte sigortadan geçen akım 17. Eğer her sigortanın bir sınırı vardır. Mesela genelde ortalama 22-25 böyle yükseltiriz biz onları. 22 amper. Eğer 22 amper sınırının içindeyse seni sigorta atmıyor. Atıyorum sigorta 16 ampere dayansaydı seni sigorta atacaktı. Tümü birden kısa devre yapacaktı. Ondan sonra ne yapardın sen? Zaten sigortanın atması sana şu mesajı veriyor. Bak bana çok yükleniyorsun diyor. Fazla akım var. Bu evde çok alet çalışıyor diyor sana. Birilerini kapat diyor. Mesaj veriyor sana. Sen de ne yapıyorsun işte? Biz genelde sigortayı tekrar yukarı çıkartıp kaldığımız yerden devam ediyoruz zaten değil mi? Yani burada cevap da 17 diye yazalım bari değil mi? Şuraya yap, o kadar yaptık 17 demedi demesinler. Ne demiş bak? Bu da gerçek hayatta neyle karşılaştığımızı anlatan. Bir evde güçleri verilen televizyon, ütü, fırın, bilgisayar aynı anda çalışmaktadır maşallah. Televizyon ve ütü salondaki K3'lü prizine bağlıyken ne yapıyoruz yani hem ütü yapıyoruz hem televizyon seyrediyoruz yani salonda. Değil mi böyle? K3'lü prizine bağlıyken fırın mutfaktaki L prizine, fırını buraya bağlamışız. Bilgisayar da çalışma odasındaki M prizine bağlanmış. Ben ne demiştim? Tüm aletler birbirlerine paralel bağlıdır. Üçlü priz bile kendi içerisinde paralel. Yani üçlü prize bak şimdi ne güzel bağlamışlar. Televizyonla ütü ayrı değil mi bağlı? Tek bir tane priz hocam. İyi. Bu da demek ki kendi içinde paralellik var. Bu da ayrı çalışıyor, bu da ayrı değil mi? O zaman herkes 220 istiyor mesela. K3'lü prizine gelen akım L'den küçük mü? Bakalım. Şimdi burada kaç watt geliyor? Burada kaç watt geliyor? Burada kaç watt geliyor? Ve hatırlatırım. Neydi akım? Gücü uygulanan voltaja böleceğiz. Hadi hepsine aynı voltaj geliyor. O zaman gücün çok olduğu yerde akım da çok arkadaşım. Şimdi burada kaç watt var toplamda? Topla 1540 watt yapıyor değil mi burası? Burada 2200, burada 1600. Şimdi diyor ki hangisine daha çok geliyor? Buraya. O zaman L prizine gelen akım en büyük. O zaman sen bana şöyle demen lazım. L'deki akım M'den büyüktür. O da K'dan büyüktür. Şimdi bakalım. K3'lü prizine gelen akım. L'ye gelen akımdan küçük. M'nin uçları arasındaki potansiyel, K'nın uçları arasındaki, evet, herkes neyle çalışıyor? Aynı voltajda. Türkiye'de 220 volt, Amerika'ya gitsen 110 volt değil mi? 220, bu da 220, bu da 220, oh mis gibi hayat sürdük. Son partımız lambalar. Şimdi lambalar
Ne yapıyoruz? Aslında hiç yeni bir şey anlatmıyoruz. Bakın R direncimiz buydu değil mi bizim? Hop dışına bir tane de böyle cam kap gibi bir şey alıyoruz. İşte koruyucu gibi düşün. Lambalar ışık verme özelliğine sahip dirençlerdir aslında. Bitti. Yani sen dirençlerde akım bulmadan ne yapıyorsan aynıları devam ediyor. Ama bu işin ideali şu. Güç. Bakın. Güçlülük. Bak ne yaparsın? Güçlü lambalar aldığınız zaman ne yaparsın? Çok iyi aydınlatan lambaların vardır. Mantık bu. Lambalar idealde işte gücü niye bir önce anlattık? Bu yüzden. Güçlü güç ile çalışır. Yani güçlü lamba parlak ya da ışık şiddeti çok. Bu arada ışık şiddeti ve güç aynı kavram. Şiddet güç anlamına geliyor. Ve gücü de nasıl buluyorduk? Harcanan enerji bölü zaman, iş bölü zaman diye de yazabiliriz. Aynı şey zaten. He, tabii gelişen teknolojiyle daha verimli, ideal LED lambalar vesaireler görüyoruz ama bizim bunlarla çok şu anda bir işimiz yok. Bizim gerçek fizik sorularıyla işimiz var. Hadi bakalım. Özdeş lambalar kullanılarak oluşturulan, bak sorularda bunu lütfen arayın. Özdeş lambalar. Yani bu ne demek? Bu arkadaşın da direnci R ise bunun da R, bunun da R, bunun da R'dir. Değil mi? Diyor ki KLN lambalarının ışık şiddetleri. Bakın arkadaşlar iş çok kolay. Sen bu nedir? Bu nasıl bir devre? Bir tane R direncim var. Sonra üst kolda da bir tane R var. Alt kolda 2 R var. Ya sen bu işi çok kolay akım dağıtabilecek gibi misin? Ben dağıtırım. Sen de dağıtırsın bence. Nasıl dağıtırdım? Ya buraya iyi akımı gitseydi. Çarpınca 2 R yaptı. O zaman buraya 2 iyi akım gider miydi? Dirençlerle tersi. O zaman buradan gelen akım kaç? 3 iyi. Bak yaz aynılarını. Şu arkadaştan 3 iyi akım geçiyorsa buradan 2 iyi geçiyormuş. Bundan iyi, bundan da iyi geçiyormuş. Ve hatırlatırım. Enerji akımla, hatta şöyleydi gerçekte. Isıda nasıldı? İ kare R'de. Değil mi demiştim ben size? Güç neydi? Bunun T'ye böl İ kare R. Ha, bu iş aslında akımın karesi hatta. Bak lazım olursa bir gün. Ha şunu söyleyebiliyorum. Akım büyük, parlaklık da büyük mü? Evet. O zaman sen dersin ki hemen parlaklık K büyüktür. Kim var? L. Sonra da N derdim. Bak sorunun cevabını verir. K, L, N çıktı cevap. Şu. Ama kaç katı derse şuna bilmeniz gerekebilir bak. Buna dikkat edin. Akım İ ise güç P mi derim? Akım iki katına çıktıysa bir gün sorarlarsa diye anlatıyorum bunu. Bak akımın karesini alman lazım. O zaman bu adam 4P'dir. Bu adam 9P'dir o zaman. Ama sormadık. Rahat olun. Şimdi bu sefer de paralellik. Paralellikte ne aklınıza geliyor? Artık 3 dersten beri beni izliyorsan bir şey demen lazım. Voltlar aynıdır. Bitti. Bak. Burada benim sevdiğim bir sayı vardır hatta. Ben buna şöyle diyorum. Kutsal sayı 120 diyorum. Niye 120? 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya kadar bölüyorum ben bunu değil mi mesela? Şimdi eğer sen buraya 120 volt uyguladıysan, bak burası ne? A, B. Şu arada 120 varsa, burada da 120. Oo, bu adam tek başına 120'yi alıyor. Burası da 120. İki tane var. 60 volt, 60 volt. Burada da 120 var. O zaman 40, 40, 40 yapıştır gitsin. Şimdi buna göre özdeş mi lambalarda? Oo ne güzel. Dirençleri de aynı. O zaman konuşalım. Şimdi N'nin mesela bak potansiyeli. N'nin potansiyeli devredeki pilin potansiyeline eşit. Bak pil 120 bu da 120. Olay mis. Zaten iç dirençte olmadığı için mis gibi cevap. İç direnç olsa hayat böyle toz pembe olmayabilir. N lambasının ışık şiddeti L'nin iki katı mı? Ha, bak sormuşum işte. N L'nin iki katı mı? N'de kaç volt var? 120. L'de kaç volt var? 60. 2 katı mı? No. 4 katı. Karesi kadar. Bir gün sorarlarsa akımın karesidir, voltajın karesidir bu işler. K'nın üzerinden geçen akım, L'nin üzerinden geçen akımdan küçüktür. Bak olay voltlardan da anlayabilirsin. Neydi? Vır. Madem bunların direnci aynıysa akım hakkında konuşmak demek volt. K'nın voltu kaç? 40. Bundan 40 geçiyorsa. L 60. O zaman doğru söylemişsin. Bak anahtar sorusu. ÖSYM çok sever. İki soru demek. Anahtardan öncesi, anahtardan sonrası. İki soru çözeceğiz. Özdeş KLM lambaları. A anahtarı açık olacak şekilde bağlandığında ışık şiddetleri IK, IL. O zaman senin birinci devrende başlayalım. Ne görüyorsun? Bu kol yok değil mi burada? Ne görüyorsun? Sadece K lambası var. Bir tane de L lambası vardı. Neye bağlı? Bir üretece bağlı. Sonra diyor ki
anahtarı kapatırsam. Oh, bir anda L'ye paralel bir şey bağladım. Yani bir anda soru şöyle oldu. K, L ve L'ye bir tane de ne verilmiş? M'yi bağladım. Bu arada bunların hepsi aynı direnç. Yani bunlar hep R değil mi demiştik? Özdeş lambalar demiştir. Demiş miyiz? Demişiz. Şimdi acaba ne oldu dedi. Bakın, sayılarla uğraşmak daha eğlencelidir. Ver kutsal sayıyı, 120 volt. Ne oldu? Eşitiz ya kardeş diyor. 60 volt senin, 60 volt benim diyor. Fakat sen buraya 120'yi verdiğin zaman o zaman o kadar iş kolay olmayacak. Neden? Bir toparlamam lazım. Burası biraz dağınık. Nasıldır bu devre? Şurası R ise burası R bölü 2 değil mi? 2 katı. O zaman sana V voltaj, bana 2 katıyım ben senin diyor. 120'yi o zaman nasıl dağıtırsın? 1'e 2 diye. 40 buraya, 80 buraya. Yani bu taraf 80, bu taraf 40. Paralel olduğu için bu da 40. Hiç değişmiyor. Şimdi konuşalım. K 60 iken 80 olduğuna göre K arttı. L 60 iken 40 oldu, azaldı. Artar azalır. Adana merkez. Hadi bakalım. Şekildeki devrede kaç lambanın parlaklığı eşit? Paralellik var mı çok? Var. Vallahi ben hiç paralellikte hemen dayanamıyorum bak şimdi. Şuraya hemen 120 yazasım geliyor hemen. Tık 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 tık. Her kol 120 değil mi? İyi. 120 bu kolda. Ne direnç? Bu arada özdeş lambalar ya. Burası R, burası R, burası R olunca hemen 120'yi dağıtmak kolay. 40, 40, 40. Üst kolda kolay. Tek başıma 120. Burası biraz arızalı. Ne yapacağız? Hemen bak burayı ne yapıyordum? Hazırlıyorum. R, R ve R var. Biraz bir hamle daha toparlayalım. Burası R'ye, R bölü 2 değil miydi? Ben 120'yi buraya nasıl dağıtmam lazım? Sana V, bana 2V diyor bu. Yani 40 sana, 80 bana değil mi? O zaman gel aynısını. 80 sana, 40 sana, 40 sana. Şimdi sana diyor ki kaç tanesinin parlaklığı eşit? Kaç tanesi aynı sayı? 120, 80'i at kenara. 1, 2, 3, 4, 5 tanesi dikkat ettiyseniz 40 voltluk gerilime sahip. Sayıyla uğraşmak bilmiyorum, benim için daha kolay oluyor. Umarım size buraya V yazsam V bölü 3, V bölü 3, V bölü 3 falan diye böyle rasyonel işlerle de uğraşmam gerekebilirdi. İyi bir soruyla birlikteyiz gerçekten de. Serkan, lambaların bağlanması ünitesinde öğretmeninin verdiği ödevde mavi, sarı, yeşil, kırmızı, mor lambaları pile bağlayarak bir devre tasarlıyormuş. Şimdi diyor ki hangisi gibi bağlayarak bir devre oluşturmuştur acaba bu devre? Diyor ki mavi lambayı duydan çıkarılınca kırmızı lambada sönüyormuş. Yani sen onu çıkarttığın zaman devre kesiliyor. O zaman mavi ile kırmızı aynı kolda olacak. Mesela bak şimdi buradaki mavi sönse de kırmızı yanar değil mi burada? O zaman bu olmaz. Mesela bak mavi sönerse kırmızı da söner. Mavi sönerse kırmızı, mavi sönerse kırmızı, mavi sönerse kırmızı. O zaman bir tek şu şıkkı kaybettik. Sonra sarı lamba duydan çıkarılınca mor ve yeşil lambalar da sönüyor. Vay, sarıyı çıkartınca mor yeşil de gidiyor. O zaman sarıyla mor yeşil aynı yerde. Bak şimdi sarıyı bir kapattım, mor yeşil de gider. Bu taraftan gidemez. Olabilir. Sarıyı çıkarttım ama üst taraf çalışıyor. Olmaz. Sarıyı çıkarttım, mor burada çalışıyor. Olmaz. A ile B'ye kaldık. Mor çıkarılınca diğer lambalar yanmaya devam ediyor. Bakalım. Ben buradan moru çıkarsam ne oldu? Diğer lambalar çalışıyor mu? Evet. O zaman A şıkkı aradığımız cevaptı. Yani kimin paralel, kimlerin seri. Bak bu zorunlulukları anlatıyor size. Çok ideal bir soru tipi. 3 soru çözmemiz gereken bir soru tipi. İç dirençleri önemsiz üreteçlerle oluşturulan bir devrede yalnız K kapatıldığında. Bak kapatalım. Yalnız K'yı kapattım. Ne görüyorsun devrede? Diğer kollar malum yok değil mi? Senin devre sadece şuradan mı sorumlu oluyor? Değil mi? Orada ne görüyorsunuz siz orada? Bak şimdi bu böyle bir E çeviriyor. Bu da böyle bir E çevirince yani devre beraber dönünce kaç E çalışıyor? 2 E. Bir tane de lamba olduğuna göre yani K kapatıldığında lambaya kaç E düştü? 2 E düştü. Çok dikkat edin bak artı böyle çeviriyorlar ve 2 E var bu odada. E'ler aynı yöne baktığı için lütfen yönlere çok dikkat edin. Bu iş bitti mi? Bitti. Sildim gitti. Ya sen yenisini çizeceksin her seferinde ya da böyle sile sile yapacağız. Bir daha bir yapalım. Diyor ki yalnız L kapatılacak. Hadi L'yi kapatalım. O zaman bak L ve üst kol baş başa kaldı değil mi? Şöyle sarı bölgedeyiz. Şimdi hadi bakalım çözelim. Ne var? Burada bu yönde bir E. Böyle de bir E. Ama bu da buradan geliyor değil mi bir E?
Vay, bu E ile bu E birbirini götürür. Ne kaldı geriye? E. Demek ki L kapatıldığında sadece E var. Bak her bir olay, yani her bir anahtar ayrı bir soru oldu bizim için. Devam ettim. Sildim gitti burayı da. Ne diyor? Yalnız M kapatıldığında. Kapattım. O zaman ne oldu? Bak şöyle, 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 şöyle bir devre. Yalnız bir durum oldu bu sefer. Dikkat etmenizi istiyorum. Tamam, bu E böyle çeviriyor değil mi? Bu da böyle çeviriyor. Oo ne güzel. E ile E 2. Ama bir şeye dikkat. Bir tane daha lamba soktun içine. Lamba. Bir daha lamba var. Yani senin devre ne oldu? E'ler aynı yönlü. 2E. Ama 2 tane lamba var. 2 lamba. Yani adam başı ne düştü bu sefer? R. O zaman M kapatıldığında gene bir E düştü mü? Sonuç ne oldu? K kapatıldığındaki sonuç büyüktür. L ile M birbirlerine eşittir. K büyük. L M eşittir. Hadi bakalım. Özdeş lamba ve üreteçlerin kullanıldığı devrede açık olan A anahtar. Bak çok kolay gözüken sorular bazen toz pembe olmayacak. Şimdi iyi seyret. A anahtar açık olduğuna göre devre nasıl çalışıyor? Şöyle K ve L var, doğru mu? Yani devreniz şu arkadaşım. K burada, L burada ve burada da bir tane üreticimiz var. Bu kadar. Diyor ki anahtarı kapattım. Ne oldu bir anda? K hala yukarıda durmaya devam ediyor. Şurada bir L. Bir tane bilinmeyen, hadi ona da M diyelim. Bir tane de üretici. Devreniz bu oldu değil mi bu seferde? Artı eksi, artı eksi. Bu da ikinci soru oldu. Bak. Şimdi ben bunları iki kere çözmem lazım. E'leri, gene bak kolay mı? Çok zorlu devreler değil. 120 kurtarır bence bak şimdi. Bu adam 120 ise nasıl bir devre? Seri değil mi? İyi. 60 volt sana. 60 volt bana. Çünkü lambalar özdeş demişim. Ama burada öyle yürümeyecek iş. İyi seyret şimdi. Hatırlatırım. E ile E paralelse, bunun neden ne olduğunu bilmeyen, unutan varsa tabii ki hemen bir önceki üreteçlerin bağlanmasına dönecek. E daha E'dir yine. Yani yine 120 volttur değil mi burası? Bak bu 120 ise bu da 120. Ben orada size demiştim ki hani iç direnci hesaplamak gerekirebilir demiştim. Belki iç direnç olmasa da dış direnç var. Şurada bir R, burada da bir R varsa paralel olduğuna göre bunlar R bölü 2 yaptılar mı bir anda? Ve yukarıda da ne var? Bir R direncimiz var. 120'yi bu sefer R bölü 2'ye R kaç katı? 2 katı. Sana V, bana 2V dersin. Yani bu ne demek oldu o zaman? V'ye 2V olduysa sana 40, bana 80. Yani bir anda bu devre ne oldu? Bu arkadaş 40 volt, bu da 40 volt ama bu arkadaş 80 volta döndü bir anda. Şimdi hazır mıyım? Hazırım. K 60 iken 80 oldu, arttı. L 60 iken 40'a düştü, azaldı. Yani olayda adan oldu. Biraz daha zorlayıcı bir soruydu. İç direnci önemsenmeyen üretece K lambasını bağlayan bir öğretmen Mustafa ve Kemal isimli öğrencilerine gerekli teçhizatlarla yeni devreler kurmasını istediğinde Mustafa ve Kemal şekildeki devreleri oluşturuyor. Tamam, süper. Şimdi diyor ki devrelerde K'nın şiddeti eşit mi hepsinde? Bakalım. Hemen bak hızlı geçeceğim. Burada V voltajsa üst kolada V mi? Bu V ise bu da V, bu da V. V ise bu da V, bu da V. Bak herkesi paralel olunca hemen tık 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 rahat rahat git. O zaman herkese V düşüyor. K'lara da hep V düştü. He şimdi gelelim. Mustafa'nın kurduğu devrede lambaların ışık verme süresi öğretmenin kurduğu devreden küçük. O zaman her birini ayrı bulalım. Şimdi bak neydi kural? Bir, ana kol akımlarını bul. Bir, ana kol akımlarını bulacağız. Şimdi başlıyorum. Birincisindeki akım. I1 diyelim. V bölü dirençleri de R kabul etsem. R. Yani birincideki akım iyiyse ikincideki akıma geliyorum. Üreteç bir tane V ama R ile R paralel olursa ne yapıyordu? R'lerden iki tane paralel olunca R bölü 2 diyorum. 2 iyi yaptı. Üçüncüdeki akımı da bulayım. V ile V paralelse yine V demekti. Direnç de R. O zaman burada da iyiydi. Bak birinci olayı hallettim. İki, ne yapıyordum? Pillere dağıt akımları. Eğer süreyi bulacaksan böyle pillere dağıt bakalım bunları. Şimdi burada iyi akım var. Tek pil olduğu için hop iyi. İki iyi var. Yine iyi. İki iyi değil mi burası? Ha kimlere değişti? İyi iyi. Bunlara iyi iyiydi. Bak üreteç bir tane olunca iki. Burada iki üreteç olduğuna göre iyi bölü iki sana. İyi bölü iki bana
üreteşe buraya da iyi geldi değil mi lambaya? Bak, her şey hazır. Şimdi konuşalım. Zaten bak bu arada K lambasından ne geçti? İyi. K lambasından gene iyi, K lambasından iyi. Yani birinci önermeyi ben sana bir daha buldum. Şimdi sürelere geldiğim anda da iş kolay. Bak şimdi. T öğretmeni bulacağız. Şöyle yapalım. Birinci devredeki akım ne çıktı? İyi. İkinci devredeki akım ne çıktı üreteşlerden? 2'yi. Üçüncüden geçen iyi bölü 2. Olay neydi? Süreyle akım tam tersti. O zaman en çok akım bu mu? En küçük süredir. O zaman tam tersi mesela. Tam tersini ver hatta. Bu T bölü 2 çalışıyorsa bu 2 T çalışıyordur. Bu da T çalışıyordur diyebilirsin. Tam tersi. Yani o zaman bu arkadaş T, bu arkadaş T bölü 2, bu arkadaş 2 T. Şimdi hazır mıyız? Hazırız. Mustafa'nın kurduğu devredeki akımın lambaların ışık verme süresi. T bölü 2. Öğretmeninin kurduğu devreden küçük. Evet, küçük. Kemal'in kurduğu devre daha uzun süre ışık verir. Bak en uzun süre ışık veren Kemal'in ikisiydi. 1, 2, 3'tür. Tabii onu bulana kadar birazcık spor yaptık. Özdeş lamba ve devrelerin kurulduğu devrede KLM lambalarının parlaklıkları ne olur? Bak sakin kalırsan aslında çok kolay. Bu arada fark ettiniz mi mesela bu M ile seri halde değil mi? Bu da K ile seri halde. Yani bunlar aynı koldalar. Yani bazen yer değişikliği yaparsanız çok işinize gelebilir falan filan. Şimdi başlayalım. Şimdi ben bu devrede bir akım üretsem ne yapıyordum? Piller artıdan çıkartıyordu değil mi mesela şöyle renk değiştirelim. Akım buradan bir çıktı. Diyelim bu arkadaş iyi akımı çıkarttı. Gel 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 iyi akım. E bu ne yapıyor? Bak bu da buradan aynı akımı çıkartabilir miydi? Bak aynı senaryo var. Bu kola bakarsan R var. Burada da R var. Peki buna bakıyorum. Bak bu kola bakalım sadece. R var, R var üreteç. O zaman bu arkadaş da iyi akımı çıkartıyor. Hatta bak iyi. İyi değil mi? E buradan gelen iyi ile iyi birleşir ne yaptı? 2 iyi yaptı. Dolayısıyla L'den geçen 2 iken K'dan ve M'den geçenler iyi. O zaman ne oldu? L büyük KM eşit oldu diyebildik. He burada farklı alternatifler üretebilir miydik? Deneme yapalım mesela bilmiyorum. Ben de mesela bu denemeyi ilk kez şurada yapacağım. Oluyorsa bir denemiş olduk işte biz de. Bak şimdi soruyu yazan ben denemeyen ben. Değil mi? Bunu. M. Şimdi mesela burada artı eksi artı eksi. Şimdi burada bir sayı sallayarak başlamak istiyorum mesela. Mavi de yapalım bu işi. Ben bu sayıya ne diyelim? Artı eksi burası diyelim ki ne olsun? Bir 1 volt olsun. 1 V olsun. Burası da zaten V. Mesela ben buraya 10 volt yazsam. Bu ne yapıyor? Voltajı buraya doğru büyütüyor mu? Evet. O zaman buraya kaç düşerdi? 9 volt. Bak 9'dan 1 volt arttırdım. O zaman buraya ne düşerdi? 9 volt değil mi? Buralara geçerken şimdi bak ne yapacak? Buradan buraya geçerken voltaj düşmesi gerekiyor. Çünkü direnç geldiği zaman. Ha buraya da şimdi ben gelsem V'se. Şimdi bu sayıları biliyorsan iş çok kolay. Bilmediğin için de mesela bu yöntemle gidemezdik. Ha ne yapıyoruz? Arada direnç çok fazla. Ha şunu yapabilirdin. Bu süperpozisyon denilen bir hikaye anlatacağım size. Bazen mesela bu yöntem yemedi. Şimdi B planı anlatalım biraz da size. Tabi bu kötü bir yöntem mi diyeceğim süperpozisyon. Çok zorlu devreler için anlatıyorum bunu size bakın. Bazen devreyi açamadığın zaman için. Şimdi bu devreyi görüyorsunuz değil mi? Her bir üreteç için ayrı soru çözeceksiniz. Bakın şimdi şu üreteci gördüğüm zaman bak görüyorum. Diğer üretecin yerine düz tel bağlayacaksınız bakın. Birinci sorunuz bu. Bunu çözeceğiz. İkinci soru. Bu üreteci görüyorum. Bu sefer ötekinin yerine tel bağlıyorum. K, L, M. Ne yaptım? Bak burayı yok ettim. Bu sefer buraya bir V yazdım değil mi? Şimdi başlıyorum. Ne yapar? Akım gibi düşünerek gidebilirim. Bak aslında aynı sorudan bahsediyorum. Bak ne yapıyor? Burada K'dan geçiyorsun. Sonra L ve M'ye ayrılıyorum. Burada da ne yapıyorsun? Bak K ve L'den geçiyorsun. Sonra M'ye. Şöyle yapsam. Buradan 2 akımı sallasaydım. Paralel olduğuna göre buraya iyi. Sonra bu kola iyi akımı geçer miydi? Peki buradan başlasaydım bak. 2 iyi akımı böyle geçiyordu değil mi? Gel 2'yi. Sonra buraya iyi. Sonra buraya iyi der. Şimdi bunların bileşkesini almam lazım. İyi seyret şimdi. K'dan sağ tarafa 2. Sola doğru iyi olduğuna göre K'dan sağ tarafa doğru iyi geçer. L'den aşağıya iyi. Aşağıya iyi. L'den geçen akım aşağıya doğru 2 iyidir. M'den geçen sağa 2, sola 1,
M'den geçen de dolayısıyla ne oldu? Sağ tarafa doğru i oldu. O zaman kim en büyük oldu? L büyük oldu. Bak aynı cevabı bulduk. Eğer bir devreyle başa çıkamazsanız her bir üreteç için ayrı soru. Bu üretece göre devre böyle çalışır. Bu üretece göre de devre böyle çalışır. Sonra bunların neyini aldım? Bileşkesini aldım. Bu da bir yöntem. Ama bu zorlu günler için haberiniz olsun. Son bir jokeriniz olsun bu da size. Evet, böylece elektrik akımına veda ettik gençler. 3 video oldu, biraz uzadı iş ama çok başlık yaptık biliyorsunuz. Dirençlerden akıma kadar, amper metresine kadar her şeyi tanıdık. İnşallah güzel bitmiştir. Çözdüğümüz her sorunun birbirinden fazla niteliği var fark ettiyseniz. Yani burada harcadığınız her dakika bizler için çok kıymetlidir. Tabii bunu ders bittiğinde söylemek ayrıca güzel bir şeydir. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mıknatıslarla akıma veda etme zamanı da geliyor. Daha doğrusu elektriğe veda etme zamanı da bir sonraki derste.